Alın germe ameliyatı çoğunlukla çok ilerleyen yaşlarda alın bölgesinde çok fazla kırışıklığı olan ya da kaşlarında çok ciddi ölçüde aşağı doğru düşme olan hastalarda uyguladığımız bir yöntemdir. Temel olarak iki farklı yöntemle alın germe ameliyatlarını yapabiliriz. Bunların birincisi endoskopik yöntem, diğer yöntem ise açık klasik yöntemle yapılan alın germe ameliyatları. Her iki tekniği de genel anesteziyle hastane ortamında, ameliyathane koşullarında gerçekleştirmek gerekir ve en doğrusu budur. Ortalama olarak ameliyat süresi endoskopik yöntemde yaklaşık 2 saat civarındayken, açık yöntemde yani klasik yöntemde ortalama ameliyat süresi 1-1,5 saat civarındadır. İki teknikte de ortalama olarak hasta aynı gün veya bir gün sonra hastaneden taburcu olur. Temel olarak iyileşme süresi ortalama 7-10 gündür. Şişliklerin olur ise eğer morlukların geçme süresi ortalama 7-10 gündür ve bu 10 günün sonunda hasta sosyal yaşantısına veya iş yaşantısına geri dönebilir. Ameliyat esnasında tabii ki dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Hangi teknik olursa olsun. Bu püf noktaları arasında özellikle kaşınımızın iç kısımlarını çok fazla yukarı almamak. Bu çok çok önemlidir. Çünkü kaşın orta noktaları çok fazla yukarı doğru alınırsa hastada şaşkın bir ifadeye neden olur. Özellikle bu bölgelerde ihtiyaç kadar, ne kadar gerekiyorsa o kadar yukarı doğru almak ve germek gerekir. Ancak kaşta dış tarafa doğru geçtikçe alın bölgesinde germe etkisini, germe efektini biraz daha fazla artırarak gitmek gerekir. Ameliyatın tamamı endoskopik yöntemde olsa, klasik yöntemde olsa saçlı deri içerisinden yapılacağı için izle ilgili herhangi bir sorun yaşanmaz. Ve özellikle ameliyattan sonra ameliyatın oturması için gereken süre yaklaşık 3-4 haftadır ve bu sürenin sonunda gerçekten çok natürel, çok dinlenmiş, çok genç bir ifadeye sahip olabiliriz.